Şimdi Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı dedik, limana yanaşmıştı gemilerden biri. Sercan Bilgi o noktada yayına hazırmış. Sercan, oradaki son durumu anlatır mısın bize? Bayraktar gemisi dakikalar önce bulunduğumuz yere Mersin limanına yanaştı ve şu dakikalarda da gemide bulunan o vatandaşlarımız da şu an tahliyeleri söz konusu. Şu an geminin yani tahliyenin yapılacağı yerde bir hareketlilik var. Mersin valisinin az önce buraya geldiğini biliyoruz ve şu anda da tahliyelerin gerçekleşeceği alanda gelecek olan Türk vatandaşlarını karşılamak için bir hazırlık yapıldığını ifade edelim. 12 saatlik bir yolculuğun ardından buraya ulaştı TCG Bayraktar gemisi ve operasyonun tahliye operasyonunun ilk aşaması şu an başarıyla sonuçlandı, hedefine ulaştı. Mert abi bir saniye dur, düşüyorum duran. Abi. Burada da yoğunluk var. Basın mensupları görüntü alabilmek adına deyim yerindeyse birbirleriyle yarışıyorlar. Ve dakikalar sonra TCG Bayraktar gemisinden yolcuların artık tahliye olmasını bekliyoruz. Bilindiği üzere Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Lübnan'daki saldırılarda ve çatışmalarda orada mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için bir operasyon başlatmıştı. İki savaş gemimiz TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar bölgeye gönderilmişti. Çok sayıda bilindiği üzere insani yardım malzemesi de gönderilmişti. O gemilerden ilki sabah saatlerinde yola çıkmıştı. Şu anda da TCG Bayraktar bulunduğumuz Mersin Uluslararası Limanı'na ulaşmış durumda. Ve dakikalar sonra da gemide bulunan vatandaşların tahliye edileceğini söyleyelim. Aslında tüm Türkiye bu operasyonu nefesini tutarak takip etti. Çünkü bilindiği üzere saldırı altında olan bir Lübnan vardı. İsrail'in savaş uçakları o bölgeye yoğun ateş altına aldığı biliniyordu. Savaş gemilerimizin o saldırıların hedefi olabilir mi endişesi vardı. Ancak an itibariyle nefesleri kesen operasyonun ilk aşaması şu an başarıyla tamamlandı ve şu anda gemide bulunan Türk vatandaşları tahliye ediliyor. Son hazırlıklar yapılıyor. Buradaki görevliler tarafından. Tekrar altını çizelim. Bulunduğumuz yere yaklaşık 180 millik bir mesafede bulunuyor Beyrut limanı. Bir başka ifadeyle 290 kilometreye tekabül ediyor bu mesafe. Ve gemilerimiz yaklaşık 12 saatlik bir aranın ardından buraya ulaştıklarını da ifade edelim. Operasyonun ilk aşaması başarıyla sonuçlandı. TCG Sancaktar'da yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde burada olması bekleniyor. Onda da gazetecilerin aralarında olduğu vatandaşların, Türk vatandaşlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da olduğunu ifade edelim. Aslında Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 2000 kişinin tahliyesi olacağı konusunda bir bilgi paylaşmıştı. Bu sayıda bir başvurunun olduğu bildirilmişti. Ancak ne oldu sonrasında yaklaşık 1000 kişinin limana geldiği belirlendi. Çok sayıda vatandaşın geri dönmek ve tahliyeden vazgeçtiği anlaşıldı. 966 kişi yaptığı başvuru sonrasında gemilere alındı ve tahliyeleri sağlandı. Tabii gemilerimiz yalnız gitmedi. Aynı zamanda savaş gemilerine fırkateynler ve karakol gemileri de eşlik etti. Bu da aslında önemliydi. Altını çizelim. Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği operasyonun ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Bayraktar gemisi şu anda limanda ve son hazırlıklar yapılıyor. Artık içeride bulunan vatandaşların tahliyesi için
onu da belirtelim. Peki bundan sonra ne olacak, nasıl bir yol izlenecek onu da belirtelim. Burada kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız için barınma merkezlerinde yerler ayrıldı. Tabii yalnız barınma değil, aynı zamanda beslenmeleri için, beslenme ihtiyaçları için de tüm hazırlıkların yapıldığını ifade edelim. Aynı zamanda çok sayıda ambulansın şu an hazır bekletildiğini de paylaşmış olalım. Hocam, bir soru sorayım sana. Bir taraftan canlı görüntüleri görüyoruz. Vatandaşlar inmeye başlayacak gemiden. TCG Bayraktar geldi. Sancaktar nerede? Ne kadar zamanı var? Bir daha alabilir miyim? Sancaktar da yolda ya Sercan. Onu soruyorum. Evet. Diğer gemiye. Yaklaşık 3 saat sonra burada olmasını bekliyoruz. 3 saatlik bir zaman dilimi, yani 3 saatlik aralıklarla yola çıktı iki gemi. Hı hı. Güvenlik nedeniyle mi yoksa bu bir strateji miydi onu bilemiyoruz. Biraz sonra burada buradaki yetkililerin de bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Başarılı bu bir 900 küsür vatandaş ortada. Sancaktar'a ve Bayraktar'a yani paylaştırıldı mı? Dağıtıldı, evet. Evet, evet. Aynen öyle oldu. Hilal Özdemir bir 966 toplamda bunların bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, bir kısmı da birinci derece akrabaları ve yakınlarından oluşuyor. Tam rakamlar vardı aslında ve başladı tahliyeler ve ilk olarak bir minik kız çocuğu, tabii bir erkek çocuğu ilk inen vatandaşlarımız oldu. Ve şu anda yakınları da iniyor. Onlara da askerlerimizi refakat ettiğini ifade edelim. Bakın hatta eşyalarını, malzemelerini indirmede yardımcı olduklarını belirtelim ama ilk inenler arasında minik bir kız çocuğuyla bir erkek çocuğun olduğunu da belirtelim. İşte onlar şu anda Mersin Valisi'nin karşıladığı bir protokol eşliğinde karşılanıyorlar. Engellileri görebiliyorum. Gelenler arasında yine kadın ve çocukların aslında çoğunlukta olduğu gözümüze çarpıyor. Şu anda duygu ve düşüncelerini paylaşıyorlar oradaki kalabalıkla. İbrahim Bayram'dan rica edeceğim, oraya gitme şansımız olabilecek mi acaba? Gelenlerin duygu ve düşüncelerini öğrenmek adına aslında bu önemli. İbrahim Bayram ekranlara getiriyor şu anda. Gelenler var, kız çocukları, kadın ve çocuklar çoğunlukta. Hoş geldiniz, neler hissediyorsunuz? Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmeyenler var tabii ki. Uzun yıllardır Lübnan'da kalanlar var. Efendim, neler hoş geldiniz. Merhabalar. Yolculuk nasıl geçti? Lübnan'da süreç nasıldı? Biraz tabii yorucu bir yolculuktu. Uzun bir yoldan geldik sonuçta ama çok konforluydu. Türk ordumuz, askerimiz çok yardımcı oldu sağ olsunlar. Lübnan'ın neresinde kalıyordunuz? Beyra bölgesindeydik biz. O şekilde yani. Peki tahliye sürecine gelene kadar neler yaşandı ve konsolosluk üzerinden mi iletişime geçiyorsunuz? Evet, konsoloslukla hem de Dışişleri Bakanlığı'yla sürekli iletişim halindeydik. 3 tane uçağımız iptal edilince biz de tahliyeyi bekledik, tahliye talebinde bulunduk. Sağ olsun Türkiye'de geldi, tahliyemiz yapıldı, çok güzel bir yolculuk geçirdik. Nasıl bir aile için neler söylemek istersiniz? Çok güzel, çok mutluyuz, çok güvende hissediyoruz. İsrail için neler söylemek istersiniz? İnşallah savaş durur, insanlar barış içinde yaşar, öyle söyleyelim. Kimle geldiniz? Yakınlarınızdan kim var? Eşimle birlikteyim, eşimle geldik. O şekilde. Teşekkürler, çok sağ olun. Gelenler var, çocuk, kadın ve çocukların çoğunlukta olduğunu görüyoruz aslında. Bu gelen gemiden inen yolcuların çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Şimdi onların tahliye işlemlerinde bir de askerlerin yardım ettiğini görüyoruz. Yine yaşlılar ekipler tarafından hemen müdahale ediliyor onlara. Sağlık sorunlarına yardım ediyoruz. Neler yaşandı, neler söylemek istersiniz? Cehennemden çıktık. Sizden Allah razı, Türkiye'mizden Allah razı olsun. Geçelim. Cehennem olarak tanımladı Lübnan'ı gelen bir yolcu. Bu mu yani? Bu mu yani? O
mu yani? Yaptığımız gazetecilik mi? Yani o kalabalığın arasında gerçekten görüntü almak oldukça zor. Artık yol tıkandı neredeyse. Basın mensupları birbirleriyle yarışıyorlar. Neler sormak istersiniz? Neler yaşandı? Neler yaşandı? Buyurun. Nerede? Röportajı nerede? Arkadaşlar. Uzun bir yoldan geldi. Evet, engelliler var. Engelliler de yine askerlerimizin yardımıyla şu anda Bayraktar gemisinden indiriliyorlar. Çocuklar, yaşlılar şu anda gemiden indirilenler arasında öncelik tanındığını ifade edelim. Şu anda teker teker iniyorlar. İnenler duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Az önce biri cehennemden kurtulduk diye bir beyanda bulundu. Evet, şu anda tahliyeler devam ediyor. Kız çocuklarının yüzündeki o korkuyu buradan o kadar net görebiliyoruz ki. O kadar yakından hissediyoruz ki. Buradayım. İbrahim Bayram ekranları. Bir zaman daha geçti. Çok yorulduk. Ama gerçekten devletimiz var olun. Vatan toprağına geldiniz efendim. Nasıl hissediyorsunuz? Türkiye'desiniz. Evet, şimdi bakıyorsun gibi uçsuzluklarım var. Biz deprem anında buradaydık. Sonra Lübnan'a döndük. Orada bu yani çok şiddetli bir savaş yaşadık. Her gece deprem gibi şiddetli oluyor. Her gece çok şiddetli oluyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Saldırılar sonrasında yaşanan o korkuyu deprem olarak niteledi. Az önce gemiden inen bir kişi daha aslında o korkuyu çocukların yüzünden okumak, görebilmek aslında çok net. Önümüzdeki saatlerde de yani şu anda deyim yerindeyse adım atmak bile çok güç. Çünkü şu anda inen vatandaşlar. Neler hissediyorsunuz? 12-13 saatlik yorucu bir yolculuk. Bir dakika, ben dışarı çıkayım çünkü yorulur. Tabii Sercan, sen bize görüntü vermeye devam et. Biz Mete Bey'le biraz konuşalım. Devlete çok teşekkür ederiz. Onları da dinleyelim. Ekipleri. İşte cehennemden geldik diyorlar, depremden geldik diyorlar. Yani düşünsenize, sabahtan akşama tepelerinde bomba. Evet, yani çok şükür döndüler ama bir noktada da mal canın goncasıdır. Yani orada her şeylerini bırakıp döndüler. Bir daha hiçbir zaman gidemeyecekler muhtemelen. Sevdikleri de var muhakkak. Ha, bir de ismini yazdırıp gelmeyenler de çok olmuş. Gelemeyenler de olmuştur. Muhakkak. Son anda vazgeçen de olmuştur. Daha bugünkü saldırıda mesela Mete Bey yine 11 kişi hayatını kaybetti. 48 yaralı var. Bugün Beyrut'a olan saldırıda. Yani 966 kişi bir şekilde binmeyi başarmış. Ama pek çok kişi de geride kalmış. Vallahi Allah hiçbir ülke savaş yaşatmasın. Yani o ortamları gördüğünüzde yani savaştan direkt siz etkilenmeseniz bile o yaşanan süreci görüyorsunuz. O aşağılanmayı görüyorsunuz. Evet. O insanların yaşadıklarını görüyorsunuz. Bir röportaj yapıyorlarmış. Dinleyelim. Yapmıyoruz sabaha kadar. Kaç yıldır orada yaşıyordunuz? Ben burada doğum yeri. Lübnan'da doğdunuz. Evet. Burada kiminiz var? Akrabanız, yakınınız kimse var mı? Var. Kim var burada? Lübnan'da. Burada Türkiye'de. Burada kardeşlerim, ablalarım var. Nerede yaşıyorlar? Köyde, Mardin'de. Buradan Mardin'e gidiyorsunuz. Valla şimdi Adana'ya gidiyoruz. Korku içinde mi yaşıyordunuz? Geceleri evet. Uyuduğunuzdan bahsettiniz. Çok mu sesler? Onun için geldik biz buraya. Artık mutlusunuz. Ha? Artık mutlusunuz. Evet, çok mutluyuz. Evde kalan var mı akrabalarınız? Çocuklarım var içeride. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Anneniz ve herhalde. Annem, evet. Efendim? Neler oldu, neler yaşadınız? Valla çok şeyler, çok zor bir şeyler yani yaşıyordum. Zor bir şey.
savaş çok kötü. Siz de Lübnan'da doğdunuz. Evet. Şimdi Türkiye'ye geliyorsunuz. Kimler var evet. Türkiye'de akraba olur? Akrabamız, ailemiz burada zaten. Sadece bir şey söyleyeceğim. Tüm ekipler bizim için her şey yaptılar. Yani Allah onun yar... Ne? Allah razı olsun. Evet, Allah sizden razı olsun. Bir de reisimiz sağ olsun. Recep Tayyip Erdoğan sizi orada yalnız bırakmadı. Evet, yani reis, ben seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Geride birini bıraktınız mı peki ailemizden? Ben peki. Türkçem çok az. O yüzden. Görüntü vermeye Sercan sen bize... Evet, teşekkür ederiz Sercan. Sen bize görüntü vermeye devam edersin. Biz bir taraftan stüdyoda konuşmaya devam edelim. Görüntüler böyle. Tabii çoğu da orada doğmuş, büyümüş Türkler. O yüzden Türkçe kendilerini ifade etmekte de zorlanıyor olabilirler. Bir yandan dilerseniz sizin de bizimle paylaştığınız yeni görüntüler vardı. Onlara da bakmaya başlayabiliriz. Ama bir yandan da hakikaten duygu dolu anlar, duygu dolu görüntüler. Şimdi yanlış görmüyorsam bir açıklama da olacak. Zannediyorum Burhanettin Duran da orada hocamız. Ama işte bağlantıyla da ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar. Kulak vereceksek bana haber verirsiniz. Yoksa sanırım biz burada... Bakan yardımcısı o galiba. Evet, oldu kadarıyla. Artık. Tamam. Peki biz konuşmaya devam edelim. Oradan bir yandan görüntü gelir. Bir yandan dediğim gibi bölgeden sıcak yeni görüntü aktarırız.